Sevgili seyirciler, Ankara stüdyolarımızda yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. Bugün özel bir röportaj için yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu çözüm sürecinde tarihi bir adım atıldı. Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bunu hükümet ve HDP heyeti ilk kez Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde ortak bir açıklama yaparak Türkiye'ye duyurdu. Çözüm sürecinin en önemli mesajını ise Sırrı Süreyya Önder okudu. Hafızamız zayıf olduğu için bazı şeylerin ağırlığını çok çabuk unutuyoruz. Sevgili seyirciler, bu ülke tam 30 yıl aynı mahalleden farklı cephelerde ölmüş fakir halk çocuklarının cenazelerini kaldırdı. Hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken bir savaşın her iki cephesinde daha tazecik hayatının baharında çok çocuğun arkasından gözyaşı döktü. Aynı bayrağın altında benzer bir tarihin gölgesinde Türk diye, Kürt diye, Ermeni diye birbirinden ayrıştırıldı. Son 30 yılımız kardeşin kardeşi vurmasıyla geçti. Alnımızda hep kavganın gölgesi durdu. Dağlarımızda bitmek bilmeyen bir şiddetin, öfkenin cehennem çiçekleri büyüdü. Son 30 yıldır biz bir ülkeden bir iç ülkeye giden o isimsiz trenin camında sadece mevsimlerden kışı, anaların yağmur gibi yağdırdığı gözyaşlarını gördük. Ağladık, ağladık, ağladık. Ağladıkça acılarımızı içimize akıttık. Ve ağladıkça o bozkırları bir türlü yeşertemedik. Ağladıkça güneşi tutamadık. İşte bu kavganın bir tarafına düşen gencecik çocuklarımızın sadece geleceklerini değil, hayatlarını da çaldık. İşin en fenası yıllar boyu yaşanan bütün bu acıya doğru düzgün bir isim bile koyamadık. İşte biz böyle bir geçmişin üzerine barış inşa etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları sizlere hatırlatma ihtiyacı duymamın nedeni, kimilerinin bütün bu yaşananları bir kenara itip, unutup, sanki yokmuş, yaşanmamış ama çok daha önemlisi, bir daha yaşanmayacak hoyratlığında davranmaları. 30 yıl sonra ilk kez kalıcı barışa bir bahar günü kadar yakınız. Bugün Türkiye'de esen barış rüzgarlarını, Öcalan'ın önemli çağrısını, Ankara, Kandil, İmralı üçgeninde yaşananları HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'la konuşacağız. Bu yüzden programımızı Ankara stüdyomuza taşıdık. Selahattin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız? Seçim yoğunluğu, seçim yorgunluğu, bir yandan örgütleme çalışmaları ama çok heyecanlı, çok umutlu bir kampanyaya doğru gittiğimiz için doğrusu bu yorgunluğu çok fazla hissetmiyoruz. Hiçbir zaman olmadığı kadar gerçekten de geleceğe dair heyecanımızın, umudumuzun arttığı bir döneme umutlu girdik musunuz diye düşünüyorum. Ben böyle dedim ama umutluyuz diye. Siz de umutlu musunuz? Ya bir defa çok muhteşem bir giriş yaptınız. Ben onu belirteyim. Yani hakikaten umudun kaynağını anlattınız. Çok katılıyorum. Yani bizler toplum olarak, birey olarak belki hani tırnak içinde balık hafızalıyız ama unutmamak lazım. Yani bu yakın geçmişi, acı tarihi, acı geçmişi unutmamak lazım ki şu gün geldiğimiz noktanın kıymeti iyi anlaşılsın. Ve şu gün geldiğimiz noktanın siyasi partilerden, seçimden, sandıktan, koltuktan binlerce defa kıymetli olduğunu şöyle bir kenara koyalım. Bu barış dediğimiz mevzu ve mesele bizden, partimizden, AKP'den, hükümetten çok daha kıymetli bir şey. Çünkü binlerce evladımızı, evet, aynı mahalleden kalkan tabutlar içerisinde toprağa emanet ettik. Şimdi hani geldiğimiz süreç itibariyle hani tam barışa ulaştık diyemiyoruz ama barış için çok umutlu olduğumuz bir döneme, bir sürece girdik. Bunu seçim heyecanı ve seçimin Türkiye'de yaratacağı yeni yaşam alternatiflerini, yeni çözüm alternatiflerini bir arada düşündükçe evet umutluyuz. Umutlu olmak gerekir bence. Seçim süreci barış görüşmeleri için bir avantaj mı, dezavantaj mı sizce? Avantajdır şüphesiz ki, yani ülkenin tek bir insanının, ben hani bu ülkenin yurttaşı, onurlu her yurttaşının barışı sahiplendiğini, barışı savunduğunu yürekten hissediyorum, biliyorum. Sadece araştırma, anket sonuçlarına dayanarak bunu söylemiyorum. Türkiye'de şuna inanıyorum ki savaş isteyen, insanlar birbirini öldürsün kardeşim diyen tek bir HDP'li, tek bir AKP'li, MHP'li, CHP'li bulamazsınız veya diğer partili. Mutlaka ki savaştan beslenen çıkar çevreleri vardır ama ben onları bu ülkenin onurlu yurttaşları hanesine de yazmadığım için, ülkenin tamamı barış istiyorsa barış siyasetinden bir defa hiç kimsenin korkmaması lazım. Çözüm süreçleri, müzakere arayışları,
veya barış görüşmeleri hiç kimseye kaybettirmez, hiçbir partiye kaybettirmez. Kaybettirse bile, bugün kaybettirse bile bütün ülkeye, bütün insanlığa kazandıracağı için o siyasi parti doğru bir iş yapmıştır, doğru bir hamle yapmıştır diye düşünüp kesinlikle her halükarda bu sürecin arkasında, içinde, tam da merkezinde olmak lazım. Şimdi benim gördüğüm HDP ve AK Parti arasında bir seçim yarışı var. Şüphesiz. Bir süreç bu yani. Diğer partiler arasında da var. Tabii ki. Ama bir yandan da AK Parti'nin de en azından karar mekanizmalarında olduğu ve HDP'nin de karar mekanizmalarında olduğu seçimin üzerinde bir barış görüşmeleri süreci var. Doğru. Bunlar birbirlerinden ayrı mı ilerliyor? Yoksa birbirleriyle ilişki mi? Çünkü bakıyorum demeçler son derece sert, zaman zaman kırıcı demeçler karşılıklı verilebiliyor. Ama barış süreci de her şeye rağmen ilerlemeye devam ediyor. Yani sizin için de zor bir şey olmalı. Bir yandan çünkü aynı masada, aynı çözüm için bir şey yapan insanlar var ama öbür tarafta da en büyük rakibiniz var baktığınız Doğru, zaman. Çok kolay olmuyor tabii ki. Bütün bu siyaseti kendi doğal dengesi ve mecrası içerisinde iki ayrı mecrada sürdürebilmek kolay değil. Fakat şöyle bir avantajı da var bunun. Bahsettiğimiz çözüm, müzakere, diyalog, arayış süreçleri ne seçimden bağımsızdır, ne partilerin programından bağımsızdır, ne de siyasetten bağımsızdır. Birbirine temas ettiği o kadar çok nokta var ki, birbirini doğrudan etkilediği, ilgilendirdiği, birbirine pozitif katkı sunduğu o kadar çok nokta var ki, dolayısıyla biz çok zorlanmıyoruz. Yani AKP parti olarak rakibimizdir, hükümet olarak da eleştirdiğimiz bir yönetimdir. Sonuna kadar eleştirilerimizi de yapmaya devam ederiz. Seçimde de evet, karşı karşıya geleceğimiz başka bir siyasi partidir. Fakat bu hiçbir zaman masayı devirecek, müzakere masasını veya görüşme masasını devirecek bir boyuta ulaşmamalıdır. Biz mevzuya böyle bakmıyoruz. Çünkü diyoruz ki o masa kolay kurulmadı. İşte az önce özetlediniz. 30 yıllık acılı bir tarihten sonra bu masa kuruldu. Ve bu masa AKP, HDP'ye ait bir masa değil. Bu masanın arkasında çok büyük bedeller var, çok büyük emekler var. Barışseverlerin, bu ülkede özgürlük, demokrasi isteyenlerin uğraşı, çabası var. Bu masa onların masasıdır. Dolayısıyla iki parti arasındaki rekabet bu masaya mümkün olduğunca zarar vermemeli, kesinlikle de devirmemelidir. Buna dikkat ederek süreci götürmeye çalışıyoruz ve barış süreci evet bizden, partimizden, oydan, seçimden kıymetlidir, hükümetten, AKP'den de kıymetlidir diyoruz. Ama bir yandan barış arayışı içerisinde biz aynı masada tartışıyoruz diye de hükümetin eksiklerini, yanlışlarını, hatalarını görmezden gelen, onu efendim bütün bu sürece kurban eden, tolere eden bir yerden de siyaset yapmayız, yapmıyoruz. Bu zaman zaman gerilime yol açabilir mi? Açar. Normaldir. Yani bunun anormal bir durumu yok. HDP-AKP arasında bir gerilim olunca hemen süreç bitti gibi, bitecek gibi de algılamamak lazım. Yani bu iki parti arasındaki siyasi gerilimdir. Önemli olan bu siyasi gerilimin sokağa yansımaması, dağlara yansımamasıdır. Biz buna dikkat ediyoruz. Barış süreçlerinde bu yönlü handikapları da büyük bir duyarlılıkla aştığımızı ben söyleyebilirim. Şimdi hem AK Parti'de hem HDP'de bir danışıklı dövüşüm var. Şimdi AK Parti'yi bırakalım, HDP için sorayım. Şöyle bir şey. Evet. Bir heyet adaya gidiyor. Ortak açıklama yapıyor AK Parti ile. Son derece olumlu, uyumlu bir açıklama. Sonra AK Parti'den bir isim çıkıyor. Son derece sert bir açıklama. Sanki o açıklama hiç yapılmamış, sanki ortak açıklama yapılmamış gibi şey yapıyor. HDP'den de siz çıkıyorsunuz mesela. Evet. Sert bir şekilde yükleniyorsunuz AK Parti. Ya aranızda bir iş bölümü mü yaptınız? Birileri barış sürecini götürüyor ve onu biraz önce anlattığınız şekilde masa devrilmeden götürmeye çalışıyor. Ama öbür tarafta da kendi oylarınızı konsilde etmek ya da siyaseti, günlük siyaseti de boş vermemek üzere bir rol dağılımı var mesela HDP'de? Hayır, hayır. Kesinlikle bu bir danışıklı, planlı, programlı, kendi aramızda veya hükümetle danışıklı bir sürecin sonucu değil. Bu az önce ifade etmeye çalıştığım iki ayrı mecrada akan ama zaman zaman birbirine değen, temas eden, zaman zaman teğet geçen iki ayrı süreçtir. Biz HDP seçim başarısı elde etse etmese, hatta HDP olsa olmasa, bu barış arayışı var olmak zorundadır. Bizden de AKP'den de bağımsız bir defa orayı ayrı bir hassasiyetle korumak lazım. Şu anda hükümet AKP olduğu için ve bu sürecin muhalefet tarafında da HDP olduğu için bizler o masadayız, katkı sunuyoruz.
Bununla ilgili pozitif ne gelişme olursa bunu kamuoyuna olduğu gibi aktarma konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Çünkü dediğim gibi insanların canıyla, özgürlüğüyle, temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir mevzu orada tartışılıyor. Barış dediğimiz mesele Türkiye'nin tamamını ilgilendiriyor. Sadece HDP ve AKP'lileri ilgilendirmiyor. O nedenle o konuda biz uzlaştığımız her noktada pozitif mesaj vermekten ve sahiplenmekten asla geri durmuyoruz. Ki nitekim ben de yaptığım açıklamada heyetimizin ve hükümetin yaptığı açıklamayı reddeden, o mutabakatı reddeden tek bir cümle dahi kurmadım. Çok tarihi bir gelişmedir dedim, çok kıymetlidir. Sayın Öcalan, hükümet, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, kim gerçekten bu sürece katkı sunmuşsa, heyetlerimiz, hükümet heyeti çok kıymetli bir iş yaptırır. Öyle bir noktaya getirdiler ki, yani tartışılması bile tabu olan mevzu, ortak bir mutabakatla Türkiye kamuoyuna aleni, şeffaf bir şekilde deklare edildi. Bu hepimizin sahiplenmesi gereken, çünkü hepimizin emeğiyle gerçekleşmiş bir durumdur. İtiraz ettiğimiz nokta neydi? Varılan mutabakattan sonra hükümetin gerekli adımları atacağına, demokratikleşme, özgürlükler ve barışa doğru gidiş konusunda pratiğe dökeceğine dair umudum, güvenim yok dedim. Zerre kadar yok dedim. Yok mu? Yok olmazsa nasıl barış olacak? Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani hükümet bu adımları atmayacak. Biz nasıl bunu gerçekleştireceğiz o halde? Bunun formülünü ve çözümünü de söyledim. Her şey olmuş bitmiş, orada bir mutabakat var ve hükümet bunları zaten gerçekleştirecek diye yan gelip yatarsak bu hükümete güvenmeyin kardeşim dedim, adım atmayacak. Ne yapmamız lazım? Bir, mücadele etmemiz lazım. Yani hükümetten bu adımları atması konusunda demokratik bir basınç, kamuoyu baskısı oluşturmamız lazım. Muhalefet olarak şu seçimlerde daha güçlü bir şekilde parlamentoya 7 Haziran'da 8 Haziran'da güçlü bir şekilde girip mümkünse yeni anayasa yapım sürecinde parlamentonun yasama faaliyetlerinde daha etkili bir noktaya gelmemiz lazım. Bunları yapamazsak efendim Dolmabahçe'de zaten her şey bitti. Her şey tıkır tıkır işleyecek. AKP şu 10 maddeyi de zaten doldurup içini gereğini yapacak diye düşünürseniz yanılırsınız demeye çalıştım. Anladım. Kamuoyuna. Bu yönlü AKP'ye güvenmiyorum, adım atmayacak. Neye dayanarak söyledim bunu? 12 yıllık geçmiş pratiği, son 2 yıllık şu diyalog sürecindeki pratik, işte parlamentoda görüşülen güvenlik yasa tasarısına yaklaşımı, sokaktaki gösteriye yaklaşımı, basına yaklaşımı, basın mensuplarına yaklaşımı, efendim bir tweet attı diye insanların evinin basılıp alınması vesaire. Binlerce pratik sayabiliriz. Bunlar güven vermiyor, umut vermiyor. Fakat AKP umut vermiyor diyorum. Çözüm süreci, şu mutabakat umut vermiyor demedik. O mutabakat kıymetlidir. Umudumuz odur. Onu nasıl hayata geçireceğimizi AKP'ye güvenip teslim ederek bu iş bitti. Anladım. Şeklinde bir yan gelip yatmayacağız diyorsunuz. Yan gelip yatma yeri değil siyaset demek istedim aslında. Çözüm süreci 10 diyelim. 1'den 10'a kadar baktığımızda ilk o çatışma döneminde evet. Şey şu anda 1'den 10'a bir puan verseniz neresindeyiz çözüm sürecinin? Ya işin esas kısmına geçilmedi tabii ki ama usul de çok önemlidir. Yarıyı geçtik mi? Şekil de çok önemlidir. Herhalde hani 4 diyebilirim belki. 4. Daha yarıya gelmedik yok. Yani. Çünkü bu daha şekli şartlar tamamlandı. Usulü şartlar tamamlandı. Tam da tamamlanmadı. Tamamlansa 5 diyecektim belki. Gözlemci heyet oluşmuş olsa, sekreterya oluşmuş olsa bunlar İmralı'ya gidip gerçekten müzakerelere başlasalar 5 olmuş olacağız. Yarıya gelmiş olacağız. İşin çok önemli bir kısmı bitmiş olacak. Geriye kalan artık esasın yani içeriğinin tartışılması ve içinin doldurulması geriye kalan 5 kısmı olacaktı. Ben hani soruyu öyle sorduğunuz için 4 civarındayız diye düşünüyorum. Size 10 tane arka arkaya soru sormak istiyorum. Çünkü bu 10 maddelik bir mutabakat açıklandı. Siz anladınız mı ne olduğunu burada? Şüphesiz bizim yıllardır konuştuğumuz. Peki şimdi isterseniz bunu okuduğunda anlamayanlara kısa böyle birkaç cümleyle ne anlama geldiğini ben size sormak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki bir demokratik ya da deniliyor ki hem AK Parti hem şey masadan bu çıktı. Şüphesiz. Beraber ortak açıklama yapıldı. Tabii. Bülent Arınç'a selam söylendi. Onları soracağım sonra. Oradan cevap geldi. Onlar ayrı hikaye. Ama bir şu 10 maddelik metin neydi? Tabii. Sırrı Süreyya Önder'in okudu. Bir, demokratik siyaset tanımı ve içeriği. Ne demek bu? Şimdi siyasi partiler kanunu, seçim barajı,
siyasetin sadece siyasi partiler aracılığıyla yapılamayacağı, sivil toplumun güçlendirilmesi gereği, sivil toplumun serbest örgütlenme hakkı, ifade özgürlüğü. Pratikte ne olacak? Bunun siyasi partiler kanunu mesela değişmesi lazım. Seçim barajı mı? Seçim barajının düşmesi lazım. Demokratik siyasetin ne olduğu tariflenecek ve siyasetin demokratikleşmesi ve güçlenmesi için hangi maddelerin değişmesi gerektiği oranın altına yazılması lazım. Seçim barajı düşmeli. Mı? Bunlar müzakereler başladığında konuşulmalı işte. Siz mesela seçim barajının kaça inmesini istiyorsunuz? Sıfır. Sıfır. Sıfıra inmesini isteyeceğiz biz tabii ki. AK Parti ile anlaştığınız ve %10 seçim barajı ile ilgili hiç demeç vermediğiniz yönde eleştiriler var. Olur mu? Yani bu konuda biz çok uğraştık, çok mücadele ettik. Parlamentoda defalarca teklif verdik. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte teklifler verdik. Yani bu konuda haksızlıklar yapılmasın ama uzlaşamadık sonuçta. Mesela bunun için en önemli istiyorsunuz seçim barajı anladığım kadarıyla. Siyasi partiler kanunu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz genel başkanlar milletvekili seçiyor şu anda. Olmaz. Tabii. Halkın ön seçimle adaylarını belirlemesi lazım. İl kongrelerinin işte çarşaf listeyle olması lazım gibi bir sürü şey var. Şeffaf maliye gibi partilerde mevzular. İki, demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması diyor. Ne demek bu? Ulusal düzeyde yani Türkiye'nin tamamını ilgilendiren idari bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Ne gibi? Yani şu anda katı merkezi bir devlet yönetimimiz var. Tek başına hükümet, hatta tek başına bir kişi bütün ülkeyle ilgili karar alabiliyor. Bu ulusal düzeyde bunun ele alınması lazım. Yani ulusal düzeyde yönetim modeli ne olmalı? Bunu tartışmalıyız. İşte AKP başkanlık diyor, biz hayır, bu yanlış diyoruz. Tam tersine bizim demokratik parlamenter sistemi güçlendiren bir yönetim modelini ulusal düzeyde inşa etmemiz lazım. Ulusal düzeyde bunu inşa etmemiz lazım. Yerel düzeyde ise bütün belediye meclisleri, il genel meclislerine yetki veren, tamamında onların bütçelerini, kararlarını, yasama faaliyetlerini özerk hukuka dayanarak alabilecekleri, yereldeki tarım, ticaret, işte turizm, sosyal faaliyetler, spor ve benzeri konularda, eğitim, sağlık gibi konularda yerelin yetkisinin olduğu bir özerklik hukukunu tartışalım. Biz orada mesela bunu savunuyoruz. Yani ulusal düzeyde siz mesela başkanlık sistemine karşı mısınız? Evet. Bu bizim seçim sonrasında meclise değil. Böyle bir şey gelirse hayır mı? Hayır oy vereceğiz. Kesinlikle bu konuda bizim tavrımız nettir. Biz başkanlık sisteminin bu ülkede uygulanamayacağını düşünüyoruz. Tam tersi ciddi handikapları ve sıkıntıları var. Bu dediğiniz çok önemli çünkü bu da sizin en çok eleştirilen işte. Maalesef, bak bunlar anlaştılar başkanlık sistemini getirecekler o yani yüzden. Bir anlaşma olmadığını zaten söyleyeyim de ama anlaşma olmamasına rağmen bu teklif gelirse biz hayır oy kullanırız, reddederiz kesinlikle. 3. Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri. Vatandaşlık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda şöyle tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı, daha doğrusu herkes Türktür şeklinde tanımlanmıştır. Her vatandaş. Hani bu etnisiteye dayalı bir tariftir. Bunu yani hiçbir etnik kimliği inkar etmeyen bir anayasal vatandaşlığa dönüştürmekte fayda var. Bu konuda aslında birçok parti de teklif sunuyor. Uzlaşmak çok kolay belki bu konularda. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı herkes eşit yurttaştır, vatandaştır gibi daha... Bunun yansımaları ne olur? Daha soyut mesela bir şey olabilir. Eğitime ya da farklı şeylere yansın mı? Bu tek başına şunu bence aidiyet duygusunu güçlendirir. Yani herkes bu ülkenin her yurttaşı kendini anayasa karşısında eşit haklara sahip bir vatandaş gibi hissedebilir. 4. Deniliyor ki demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik başlıklar. Yani devlet siyaset ilişkisi şu anda dikkat ederseniz Türkiye'de bütün devleti siyaset yönetiyor. Siyasi partiler yönetiyor ve makro düzeyde diyelim ki politik aktörler devletin her kademesine, her şeyine hakimdirler. Mesela neyi eleştiriyorsunuz mesela? Bunu mesela batılı devletler şöyle çözmüşler. Sivil toplum dediğimiz, işte gönüllü kuruluşlar dediğimiz ya da sivil yerel meclisler, halk meclisleri dediğimiz meclisler devlet yönetimine katılım şeklinde karar alma süreçlerine katılıyorlar artık. Ve devleti tek başına siyasi partiler yönetmiyor. Siyaset tek başına devlet üzerinde bir egemenlik kurumu olmuyor. Aşağıya doğru, siyasetten aşağıya doğru halk başka mekanizmalarla, parti dışında başka kurum ve kuruluşlarla devlet yönetimine katılıyor. Sadece bürokratlar yönetmemiş oluyor devleti. Aynı zamanda halk işte bu meclisler, sivil meclisler ve gönüllü kuruluşlar aracılığıyla devlet yönetimine katılıyor. Siyaset, devlet ve toplum ilişkisi daha demokratik hale gelebiliyor. Bunun mekanizmalarının mesela tartışılması lazım o ilkeye göre. 5. Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları. Neyi kastediyorsunuz? Yani bölgeler arası gelişmişlik farkı, yoksulluk, işsizlik, istihdam,
Bütün bu konular nasıl çözülecek? Yoksul bir ülkeyiz. Yani sadece Kürtler açısından geçerli bir mevzu değil. Karadeniz, Doğu Güneydoğu'nun birçok yerinden daha yoksul köylere sahip. Nasıl çözeceğiz? Yani insanlara hak özgürlük vereceğiz de karınlarını nasıl doyuracağız? Çünkü demokrasi, ekonomi meselesi birbiriyle paralel iç içe geçmiş mevzulardır. Aynı parametrede veya aynı perspektifte ele alınmazsa bir hata yapılmış olur. Dolayısıyla çözümün bu sosyoekonomik boyutlarının da tartışılması lazım. Altı çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması. Yani bu devletin kamu düzenini sağlarken özgürlükler lehine bugün pakette yaptığı gibi müdahaleler yapmaması ama kamu düzenini tehlikeye sokacak silahlı ve benzeri unsurların da tedbirinin alınması gerekir. Silahsızlanmaya dair tartışma yürütülecek madde de bu maddedir. Yani PKK silahsızlanacak bir yandan. Devlet de kamu güvenliğini sağlayacağım adı altında özgürlükleri kısıtlamayacak. İç güvenlik paketiyle ilgili tartışmalar bu maddede mi kilitleniyor şu an? Olması lazım. Yani tartışmaya başlamadığı için o maddeyle ilgili hiçbir şey tartışmış değiliz. Yani başlayacak mı? Çünkü bugün Pervin Buldan bir açıklama yaptı. Sonra onu düzeltti. Dedi ki biz dedi görüştük. Bazı geçen maddeler bir daha görüşülebilir. Çok özür dilerim. Şöyle açık söyleyeyim. Şu 10 ilke tartışılmaya başlanmadı. Dediniz ya tartışmaya başlandığınca öyle mi? Yani tartışılmaya başlanmadığı için şu 10 ilke güvenlik paketini o maddede mi tartışacağız bilmiyoruz. Evet. Fakat parlamentoda tartışılan güvenlik yasası biz istiyoruz ki komisyona tümüyle geri çekilsin. AKP ile aramızda bir uzlaşma yok. Pervin Hanım'ın şurada düzeltme tekzip metni var. Öyle bir açıklaması olmamış. Biz geri çekilmesini istiyoruz. Uzlaşma olacaksa 4 grup bir araya gelsin, yeniden tartışsın. Komisyondan tekrar geri gelsin. AK Parti ile aramızda herhangi uzlaşma bir olmaz. Uzlaşma var mı? Yok, bir arayış da yok. Herhangi bir çaba da yok. AKP'de de bu çaba yok yani. Evet. 7 kadın kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri. Yani burada kadın özgürlüğü çok özel bir mevzudur bizim açımızdan. Partimiz bunu çok özel olarak ele alır. Biliyorsunuz eş başkanlık sistemi var. Kadın hakları, kadın özgürlüğü konusunda demokrasiden ve özgürlüklerden konuşurken kadını özel bir başlık olarak ele almazsanız, o pozitif ayrımcılığı uygulamazsanız maalesef ki bu konuda ilerleme olmuyor. O nedenle kadınla ilgili ne tür düzenlemeler yapılabilir, tedbirler alınabilir kadın özgürlüğünün gelişmesi açısından orada tartışmak lazım. Ekoloji çevre sorunlarıdır. Hiç sıradan bir mesele mevzu değildir. Hani demokrasiyle Kürt sorunuyla falan ne alakası var denilebilir. Çok doğrudan alakalı bir mevzudur. Yani tarihimizi, kültürümüzü, doğamızı, yaşadığımız ortamı zehirliyorsak biz efendim ifade özgürlüğüne sahipsek bunun ne kıymeti olabilir ki? Yani bir anda boğulduğumuz bir çevrede yaşıyorsak özgürce konuşmanın ne anlamı var? Evet. Ya da Kürtçe konuşmanın ne anlamı var? Türkçe konuşmanın ne anlamı var? HES'lerle tarihimiz, kültürümüz, ağaçların katliamıyla efendim doğamız bitiriliyorsa orada Kürtçe ağıt yakmakla Türkçe ağıt yakmak arasında bir fark yok. Dolayısıyla yani dil, kültür, tarih çevre ekolojiyle ayrıştırılamaz bir bütün olarak ele alınmalı. O maddede de onlar var. 8. Kimlik kavramı, tanımı, tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi. Kimlik kavramından kastınız Kürt kimliği. Etnisite sadece Kürt kimliği değil. Yani Türkiye'de Kürt ve Türk kimlikleri dışında çok sayıda kimlik var. Hepsi anayasada birer birer sayılabilir mi? Yani bunlar da denenebilir. Bu da bir yöntem. Ya da Türkiye'deki yaşayan bütün kimlikler diye genel bir atıf yapılabilir. Fakat İnsanların birçok kimliği vardır. Etnik kimliği, mezhep kimliği, inanç kimliği, cinsiyet kimliği gibi kimlikleri vardır. Ve bu kimlikler ancak çoğulcu, çok kültürlü bir toplum içerisinde ona uygun bir anayasada tariflenirse kendini özgür ve güvencede hissedebilir. Şu anda Türkiye'de anayasada tariflenen tek bir kimlik vardır, Türk kimliğidir. Onun dışında hiçbir kimlik tanımlanmamıştır, kabul de edilmemiştir. Yani Türk kimliğini tartışmaya açan, yok sayan, öteleyen bir öneri değil o. Onu da kapsayan, onu da kucaklayan ama diğer kimlikleri de yok saymayan bir tarife ihtiyaç var. 9. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerde tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması. Burada üniter yapının devamına mı bir vurgu var? Tabii ve onun yani daha burada, demokratikleşmesi mi? Burada 3 kavram var. Birincisi cumhuriyetin demokratikleşmesi. Yani cumhuriyete bir itiraz yok. Evet, yönetim şekli cumhuriyet. Ama bu haliyle içini demokrasiyle doldurmamız lazım. Çünkü Suriye'de bir cumhuriyetti. Ne bileyim işte dünyanın birçok diktatöryal yönetimleri Irak'ta de bir cumhuriyet gibi. Türkiye'de bir cumhuriyet ama
kurulduğundan bu yana revize edilememiş, içi demokrasiyle doldurulamamış bir cumhuriyet olarak kaldı. Dolayısıyla yönetim modeli olarak cumhuriyet ama demokratikleştirmek. Ortak vatan, yani toprağın ne bölünmesine ne sınırlar çekilmesine gerek var. Ama burası bir etnik kimliğin vatanı değil, hepimizin ortak vatanıdır. Dolayısıyla bu topraklar üzerinde yaşayan hepimiz eşitiz, asli unsuruz. Ve bu vatanı da ortak vatan olarak bellemişsek bunu da anayasada tarifleyelim kardeşim. Bu topraklar hepimizin ortak malıdır, ortak vatanımızdır. O duygu, aidiyeti de geliştirelim. Bir de oradaki son kavram, ulus kavramı. Etnisiteye dayalı tekçi ulus anlayışı yerine demokratik ulus tarifi diyebileceğimiz, yani bağrında, bünyesinde bütün kimlikleri barındıran, hiçbir kimliği yatsımayan bir ortak ulus tanımına da ihtiyaç var. Bunun isminden çok içeriği önemlidir. Yani şu anda içerik itibariyle Türk ulusu deniyor ama biliyoruz ki Türk ulusu dendiğinde Orta Asya'dan bu yana bir tarihi ve serüveni olan etnisiteye dayalı bir ulusu tariflemiş oluyorsunuz. İçeriği çoğulculukla doldurulamamıştır Türk ulusu kavramının içi. Dolayısıyla bu kimlikleri de reddetmeyen başka bir ulus tanımına ihtiyaç varsa o maddede onu bir tartışmak gerekir diye bir ilke evet. olarak konuldu. 10. madde de son madde. Evet, bütün bu bütün demokratik hamle ve dönüşümlerin içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Şimdi bu 10 maddeye bakınca siz Kürt sorununu çözmüyorsunuz aslında. Siz Türkiye'de yeni bir anayasa yazalım diyorsunuz. Elbette ki, yani sadece Kürt sorunu sadece çözmeyelim. Kürt sorununa ilgili 10 madde Kürt, değil. Şimdi bazı izleyicilerimiz de sanırım daha net anladılar. Çünkü ilk bakınca böyle bir genel bir... Bunlar genel ilkeler tabii ki. Genel ilkeler. Şimdi siz bunları, bu 10 maddeyi AK Parti ile diğer taraflar, işte İmralı, Kandil, HDP heyeti, görüşler ve tamam mı denildi? Biz bunları yapacağız mı denildi? Yapacağız değil, bunları tartışacağız. Şimdi, tartışacağız denildi. Tabii ki, bunları tartışacağız. Şimdi tartışma başlandığında bizim görüşlerimiz, benim size az önce aktardığım görüşlerimiz olacak. AKP bu her madde için ne diyecek bilmiyoruz. Onlar da görüş belirtecek. Fakat hani bu iş İmralı'da tartışılıp da bitmeyecek. Kim yapacak bunu sonuçta? Parlamento yapacak. İmralı'da yasa falan çıkmıyor, anayasa evet. çıkmıyor. Sayın Öcalan da, gözlemci heyette, AKP heyeti de, devlet heyeti de, HDP heyeti de herkes görüşlerini belirtecek. Yani bana göre diyecek şu maddenin altını şöyle doldursak daha iyi olur. Öbürü diyecek ki bana göre öyle değil, şöyle olsa daha iyi olur. Eğer bu tartışmalar tümüyle bittikten sonra orada oturanlar ortak bir protokolle uzlaştığımız konular şunlardır ve biz bu konularda şu kararlar şöyle alınırsa buna mutabıkız diye ortak bir protokolle oradan çıkılırsa o protokol getirilip parlamentoya sunulacak. Kardeşim, biz Türkiye'de Kürt sorununu da çözen demokratikleşme konusunda yürüttüğümüz müzakerede şöyle bir şey çıkardık. HDP ile AK Parti mi sunacak beraber? Ya ayrı ayrı, ya birlikte, ya diğer grupların desteği olursa, bilemeyiz o zaman nasıl olur. Sağlanabilirse diyorum. O zaman işte parlamentoya desteği gerekiyor. Parlamento derse ki evet, bu uzlaştığınız konular Türkiye için iyi bir konu. Gelin biz de parlamentoda bir uzlaşma komisyonu kuralım. 4 grup mu, 5 grup mu, o zaman kim varsa biz de bunları bir tartışıp ortaklaştırmaya çalışalım derse parlamentonun da bu sürece bu şekilde dahil olması lazım. Parlamento oylamasına sunulacak sonuçta. Parlamentodan geçmeyen hiçbir şey ne bir yasa referanduma ne, dönüşebilir. Ne ana dönüşebilir, dönüşmesi de lazım. Yani gidip halka o değişikliği oylatmamız lazım. Türkiye toplumu ne diyor? Yani yeni bir anayasa yaptık, yasa değiştirdik, yeni ilkeler koyduk, ne diyorsunuz diye Türkiye toplumuna sormak lazım. İşte bütün bunlar olurken bakın şu müzakere tartışması, şu 10 madde karşılıklı tartışılmaya başlandığı anda karşılıklı olarak senkronize, eş zamanlı silah bırakma mevzusunun da görüşülmeye başlanması lazım. O zaman mı? Çünkü şimdi AK Parti diyor ki bir grubu i̇şte, silah bırakmadan biz bu işe başlamayız. Dolmabahçe mutabakatı iyi okunursa bu anlatılıyor. Deniyor ki şu 10 madde ilkeler düzeyinde uzlaştığımız şu 10 maddeyi tartışmakla birlikte eş zamanlı silah bırakma mevzusu tartışılmaya başlanır. Yani metin iyi okunursa orada o mesaj var. Ama KCK, yani Kandil'den bunun, yapılan açıklamada, önce yapsınlar bakalım bunu, biz sonra silah bırakalım diyor. Hayır, ben silah bırakma tartışması diyorum. Yani bir yandan da nasıl İmralı'da 10 madde müzakere ediliyorsa silahların nasıl bırakılacağına, hangi yöntemle, hangi yasayla, hangi mekanizmayla olacağına dair tartışmaların da başlaması lazım eş zamanlı. Kastettiğim bu. Yoksa tartışma başladı, silahlar da hemen bırakılacak. Şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum ben.
Olursa da biz buna itiraz etmeyiz. Yani böyle bir nokta gidilirse, çağrılar böyle olursa buna da itiraz etmeyiz. Fakat karşılıklı güven temelinde bu tartışma yürürse, o zaman işte sağlıklı bir anayasa yapım süreci, sağlıklı bir silahsızlanma süreci, gerçekten toplumun içine sinen şeffaf, katılımcı, herkesin fikir beyan edebildiği bir barış süreci yaşamış olacağız. Şimdi birazdan muhtemelen konuya gireceğiz. Hükümet bu mevzuyu, Dolmabahçe'de açıklanan mutabakatı benim anlatmaya çalıştığım veya bizim anlatmaya çalıştığımız şekilde anlatmıyor. Böyle de anlamıyor. Ya da böyle konuşulmuş olmasına rağmen PKK silah bırakma zorundadır. Çünkü çağrı öyle yapıldı. Başka da bir şey söylemiyor. Bunu açıklamayı yapmadan önce konuşmadınız mı? Şüphesiz konuşuldu. Konuşulmaz mı? Anlaşmadınız mı? Yani dikkat siz herhalde bunu net bir şekilde söylediniz. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu metin içeriğinde bu benim anlattıklarım var. Evet. Ve onun tam da sağında 3 tane bakan vardı. Değil mi? Evet. Bir de grup başkan vekili. Bunlar da teyit ettiler bu mutabakat metnini. Ben de diyorum ki şu mutabakat metni bütün Türkiye bir daha okusun. Sayın Başbakan bir daha okusun. O mutabakat metni daha önceden konuştuğumuz, tartıştığımız şekliyle aynen anlattığım hususlar çerçevesinde yayınlandı. Şimdi ben buna itiraz edince ya da arkadaşlarım buna itiraz ettiği zaman HDP, öbür cepheden şu çatlak sesler çıkıyor. Deniyor ki HDP barış sürecini bozmaya çalışıyor. Demirtaş barış sürecine engel olmaya HDP'den çalışıyor. HDP'den öte özellikle Bülent Arınç'ın size yönelik çok evet, sert sözler var. İsterseniz bir onları dinleyelim, hatırlatayım tabii, ben. Bakın ne demişti Bülent tabii. Arınç, Selahattin Demirtaş'la ilgili. Sizin de görüşlerinizi daha merak olur, ediyorum. Evet. Demirtaş çözüm süreci konusunda iyi niyetli çaba gösteren ve bu sürecin başarıya ulaşmasını arzu eden birisi değildir. Buna yürekten inanıyorum. Bana ulaşan bilgilerin gerçekliğini çok iyi bildiğim için bunu söylüyorum. Dilerim ki bu noktadan sonra bu süreci baltalayacak hareketin içerisinde olmasın. O şimdi önümüzdeki seçimler için iyi, verimli bir proje gibi görünüyor. Bu proje üzerinde Türkiye'de çalışanlar var. Ben 40 yıldır siyasetin içindeyim. Hangi projelerin kimler tarafından parlatıldığını, siyasete sürüldüğünü, ne yapılmak istendiğini az çok tahmin ederim. Ben kendisinin başarılı bir siyasetçi olacağını düşünüyorum. Sadece en büyük engelin egosu olduğunu söylemiştim. Şimdi sizlere söylüyorum ki ve bunu HDP içinde ve dışındaki arkadaşlarım da teslim edeceklerdir. Çözüm sürecine bugüne kadar ne kadar engel çıkarılmışsa bunlardan sorumlu olanlardan en başta geleni Selahattin Demirtaş'tır. Bundan sonra da bu ismi telaffuz etmek veya bunun üzerinde konuşmak niyetinde değilim. O yüzden bana Antalya'dan bir şekilde çatarken yaptığı konuşmayı tekrar televizyonlardan izleyin. İstanbul'da imza veya konuşuluyor. Herkes gayet memnun bir şekilde açıklama yapıyor. Sayın Demirtaş'ın bir saat sonraki yüz ifadesine bakın. Evet, Bülent Arınç'ın elinde bir bilgi var anladığım kadarıyla sizinle ilgili. Ve doğrusu siz... ben de ilk defa bu kadar izledim. Yazılı okumuştum. Fırsatım olmamıştı. Sayenizde en azından siz bir proje misiniz? Proje olduğunu söylüyorsun. Ne ya evet, yani ben bir projeyim. HDP bir projedir. Doğru. Uzun süredir uğraştığımız bir projedir bu. Yeni yaşam projesidir hatta adı. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında bunu tanıttık. Bütün Türkiye'ye anlatmaya çalıştık projemizi. Sayın Bülent Arınç bunu yeni keşfetmiş galiba. Yani bizim proje olduğumuzu. Ona gelen bilgiler ne bilmiyorum ama elinde olan şaibe karanlık nokta olarak ifade etmeye çalıştığı ne bilgi varsa, belge varsa kendisinden özel olarak rica ediyorum açıklamasını. Ama onun dışında kafa karıştırmaya, böyle işte mide bulandırmaya dönük açıklamalar şık değildir. Kendisine de yakışmaz. Emekliliği bu kadar yaklaşmış bir siyasetçinin yani geçmiş yılların hatırına son dakikalarda bu tür hatalar yapması şık olmadı diye düşünüyorum. Şimdi az önce anlatmaya çalıştığım mevzu eğer yeterince iyi anlaşıldıysa hükümet sözcüsünün, başbakanın ve diğer çevrelerin neden paniklediği daha iyi anlaşılıyor. Yaptığım hiçbir açıklamada ne mutabakata karşı olduğumuzu, ne barış sürecine, çözüm sürecine karşı olduğumuzu ifade eden, ima eden tek bir cümle yoktur. Nedir rahatsız eden onları? AKP'ye güvenmiyoruz. Peki Dolmabahçe mutabakatında AKP'ye de güveniyoruz, güvenmek zorundayız. HDP AKP'ye güvenmek, inanmak zorundadır gibi ne bir alt metin vardır ne de bir açık uzlaşma vardır. Biz mecbur muyuz size güvenmeye? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan öfkeleniyorlar. Bunun nedeni de nedir? Kendileri bundan, bu açıklamadan, Dolmabahçe açıklamasından büyük bir siyasi rant bekliyorlardı. Topluma
PKK silah bıraktı, bırakacak. Bak AKP bunu başardı. Teröristleri dağdan indirdi. Sorunu çözdü, bitirdi kardeşim. Havasıyla, yaygarasıyla oyları toplayacaktı. Hesap bu. Biz de bunun yanlış olduğunu söyledik. Böyle bir durum yok kardeşim. Türkiye toplumunu aldatmaya, kandırmaya gerek yok. Barışı hayal olarak satmayalım. Barışı gerçekçi bir armağan olarak halkımıza sunalım. Biz onlara bu teklifi yaptık. Bunun yolu da çıkıp serin kanlı bir şekilde şu anlatmaya çalıştığım süreci, mekanizmaları, takvimi halkımızla paylaşalım. Böyle yapalım daha iyi olur. Şimdi tabii bu bunu yapmadılar, işte gördüğünüz yaygarayı kopardılar. Sayın Bülent Arınç'ın görüşleri değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu konuyla ilgili konuştu. Oradan başladı onu zaten. Da izleyelim talimatı isterseniz. Veren kendisi bakın, oldu. Doğru. Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yine sizin şahsınızı hedef alıyordu. Şimdi burada tabii adeta bir ikili görüntü söz konusu. Şimdi bugün Yalçın Bey'le birlikte açıklama yapanların yaptığı açıklamalar farklı. Eş başkanın yaptığı açıklama farklı. İmralı'ya gidenlerin yaptığı açıklama farklı. Eş başkanın yaptığı açıklama farklı. Ya burada iki maymun oynanıyor. Böyle şey olmaz. Demek bunların oturmuş bir ilkesi yok. Siz iki maymunu mu oynuyorsunuz kendi aranızda şimdi? Yani ne bizim demek aramızda, iki maymun onu tam anlamadım ama. Yani. Ya orada tabii bir kültür eksikliği var. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yüklenmeyelim. Spontane konuştuğunda bu tür hatalar yapıyor. İki değil üç maymun biliyorsunuz o. Görmedim duymadım. Bilmiyorum. Mevzusu bilmiyorum evet. Mevzusu. Aramızda öyle bir şey de yok. Heyet ne konuştuysa ben aynısını söyledim. Ben ne konuştuysam heyetimiz onun arkasındaydı. Neyimiz farklıydı tam olarak onu da bir açıklasalar anlasak. Yani ben AKP'ye güvenmiyorum demokrasi, özgürlük ve barış getireceği konusunda cümlesi dışında benim yaptığım açıklamanın neyi neresi farklıydı? Memnuniyet duyduğumuzu, PKK'nin silahsızlanmaya hazırlanmasını, hükümetin 10 maddeyi tartışmaya hazırlanmasını, bütün bunların Türkiye için büyük bir şans olduğunu, bu sadece AKP'nin bize armağanın olarak algılanmaması, bütün Türkiye toplumunun ortak kazanımı olduğunu ifade eden cümleler kurdum Antalya'da. Bunun neresi tam olarak çözüm karşıtı, süreç karşıtıydı? Peki bir de şu var bakın Kandil, HDP ve İmralı'ya giden heyet arasında sizin aranızda bir görüş farklılığı var mı bunlarda? Yani biz temel yaptığımız çalışmalarla ilgili hiçbir yerde ne görüş ayrılığına tanıklık ettik ne de sürece farklı yaklaşım algısı hissettik. HDP içerisinde de büyük bir birlik, bütünlük vardır. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. Kandil, Sayın Öcalan'ın yapacağı, yaptığı her çağrıya bugüne kadar uydu, uymaya devam edeceğini ifade ediyor. O konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Yani hükümet beklediği siyasi kazancı, kazanımı elde edememenin öfkesiyle konuşuyor. Bu da doğru bir şey değil. Bakın programın başından beri şunu söylüyorum. Barış AKP'den, hükümetten, HDP'den, koltuktan kıymetlidir diyorum. Ben bunu söyleyebiliyorum. Bizim canımızdan kıymetlidir barış süreci. Kendileri bunu söyleyebiliyor mu? Hayır. Onlara göre barış AKP'ye hizmet ettiği oranda kıymetlidir. Oyları artırabildiği oranda kıymetlidir. Biz buna izin vermediğimiz için yaygara koparılıyor. Mesele bu. Başka da hiçbir mutabakat konusunda ayrılığımız, gayrılığımız yoktur. Bu konuyla ilgili süreçle ilgili son bir soru soracağım. Ardından bir ara verip HDP'yi biraz konuşalım istiyorum. Seçim sürecini konuşalım istiyorum. Nevruz'da Öcalan bir mesaj verecek mi? Bunu sesi ve görüntüsüyle gerçekleştirecek mi? Bir de Kandil bizi görüştürün Öcalan'la direkt görüşelim diyor. Sanırım bir yine video bağlantısı gibi bir şeyden bahsediyorlar. Böyle bir şey konuşuldu mu? Bu bizim görmediğimiz maddeler var mı önümüzdeki günlerde? Yok Cüneyt Bey şunu söyleyeyim. Şu mutabakat metni dışında çok özür dilerim. Bunun dışında gizli, kapaklı başka bir ajanda, başka bir uzlaşma, anlaşma falan yok. Bir, bunun bilinmesi lazım. İki, bahsettiğiniz husus ancak heyetimiz yeniden İmralı'ya gittiğinde anlayabileceğimiz bir husus. Yani 21 Mart'ta yeni bir çağrı var mı? Görüntülü bir şey olacak mı, olmayacak mı? Kandil İmralı arasında temas kurulur mu, kurulmaz mı? Bunlar İmralı'ya heyetimiz Sayın Öcalan'la görüşmeye gittiğinde soracaklar. Devlet heyeti de gelmiş olacak belki. Bir şey var mı, bir değişiklik var mı? Çünkü bunlar olsa iyi olur diye konuşulduğu görüşmeler oldu. Ama bir mutabakata varılmadı. Bu konuda bir karar alınmadı, bir değişiklik olmadı. Bir sonraki görüşmeden sonra bunları kamuoyuyla paylaşabiliriz. Hakan Fidan'ın MİT başkanlığından istifa edip, müsteşarlığından istifa edip siyasete girmesi barış sürecini etkiler mi olumlu ya da olumsuz hakkında? Ben bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Yani kişilere, bürokratlara bağlı olmaktan çıktı bu süreç. Bir yasası var. Nasıl yürütüleceği belli.
Hatta hükümete bağlı olmaktan çıktı. Yani aynı iradeyi gösteren başka bir hükümet gelirse süreci yürütmek isteyen, nasıl yürüyeceğine dair bir müzakere taslak yasası var elimizde. Parlamento bunu çıkardı. Dolayısıyla nasıl yapılacağı belli. Barış konusunda kişiler katkı sunmak isterse bu milletvekili olur, bakan olur, müsteşar olur, sivil toplum olur, parti genel başkanı olur. Herkes katkı sunabilir pozisyonu itibariyle. Ben yani MİT müsteşarının görevinden ayrılmış olmasının büyük bir müzakere krizine dönüşeceğini falan düşünmüyorum işin doğrusu. Biraz önce ilginç bir şey söylediniz. Artık yasası var dediniz bu sürecin. Bu barış süreci illa AK Parti ile yürüyecek bir süreç midir? Başka bir partiyle yürüyebilir mi? Yani bu iradeyi ben görüşme trafiğini sürdürmek istiyorum. Bunu devam ettireceğim iradesini gösteren her parti bunu yapabilir bu yasaya göre. Hatta bu yasa hükümetlere emir veriyor. Bu yasa durduğu müddetçe hükümetler bunun gereğini yapmak zorunda. Ya bu yasayı kaldıracak, iptal edecek, ilga edecek ya da bu yasayı göreve gelen her hükümet uygulamak zorunda. Peki. Sevgili seyirciler, 5'ine 1 K'yı bugün Ankara'dan yapıyoruz. Sayın Selahattin Demirtaş'la söyleşimize kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bugün 5'ine 1 K stüdyosunu Ankara'ya taşıdık. HDP eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş stüdyo konuğum. Şimdi devam edelim. Biraz önce biraz seçimi konuşalım dedim. Evet. İlk şunu soracağım. Siz karar verdiniz mi? Parti olarak mı giriyorsunuz bu seçime? Tabii ki. Bakın biz neredeyse bir yıl önce bu kararı aldık ve adım adım partimizi seçime hazırladık. Resmileştirdik. Kararımız bitti. Adaylarımızı belirliyoruz artık. 7 Nisan'da aday listemizi içeri teslim edeceğiz. Abdullah Öcalan'ın onayı var mıydı bunda olumlu olarak? Yani biz daha önce bu kararı almıştık. Heyetlerimiz gittiğinde kendisi zaten basından da duymuştu. Kararımızı desteklediğini, doğru bir karar olduğunu kendisi de sonradan bizimle paylaştı. HDP meclise girerse ne olacağını konuşalım. Girmezse ne olacak? Vallahi girer bir defa. Yani o ikinci ihtimal çok zayıf bir ihtimal. HDP meclise girecek, barajı aşacak. Çünkü barajın çok kıyısındayız. Çok küçük bir oyla artık %10'u aşma noktasına geldik. Zaten önümüzde 3 ay var. Daha iyi çalışacağız. Biz Türkiye'ye kendimizi daha iyi anlatacağız. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Fakat bir parti barajı aşamadı diye evet HDP çok kritik bir partidir. Türkiye demokrasi özgürlük mücadelesinde büyük emekleri olan kesimlerin bir araya gelerek kurduğu bir partidir. Sadece Kürt Partisi, Kürtlerin Partisi de değildir. Bütün inançların, kimliklerin ortak partisi olarak kuruldu. Biz de bu partide eş başkan olarak sadece çaba sarf ediyoruz, katkı sunuyoruz. O nedenle HDP gibi bir partinin barajı aşmaması, parlamento dışı kalması bir defa ciddi bir temsil krizi yaratır. Parlamentonun meşruiyeti tartışılır. Yani %10 barajının yarattığı sonuçların en vahimi bu olur. Parlamentoda temsil edilen kesimlerin çok önemli bir kısmı temsil edilemeyen kesimlerin çok önemli bir kısmı dışarıda kalmış olur. Ne olur? Parlamentonun aldığı her kararın meşruiyeti sorgulanır. Sürekli siyasi krizler yaşanır. Biz ne yaparız? Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kampanyalar örgütleriz. Barajın düşürülmesi için, erken seçim kararı alınması için. Her gün, her saat hükümet üzerinde baskı oluştururuz. Eğer o dönem parlamento içinde olanlar bize destek verir, parlamento içi ve dışı ortak bir demokratik muhalefetle büyük bir kampanya örgütlersek, hükümet erken seçim kararıyla birlikte seçim barajını düşürmek zorunda kalır. Yeni bir anayasa vesaire yapamaz. Yani bir B planınız var kafanızda? Var tabii ki. Biz bunu yaparız. Yani buna gücümüz var. Ben Türkiye'nin Edirne'sinden Hakkari'sine kadar da bu kampanyaya güçlü destekler geleceğini düşünüyorum. Yani her yerde halk eğer evet erken seçim olsun ve bir an önce de baraj düşürülsün diye bu kampanyaya destek verecektir. Bunun dışında bir de yani AKP tek başına büyük çoğunluğu elde eder ve Türkiye'yi artık büyük bir karanlığa doğru tek başına götürür diye paniklememek lazım. Bunu başaramaz. Yani biz parlamentoda olmasak bile Türkiye'nin dördüncü büyük partisi olarak parlamento dışında dediğim güçlü bir siyasi muhalefet yürütürüz. Buna gücümüz var. Tabiri caizse hükümet bin pişman olur. Yani öylesine bir meşruiyet krizi yaşar ki o siyasi hırsızlıkla, oy hırsızlığıyla elde edilmiş koltuklarda oturan milletvekilleri öyle bir mahcubiyet yaşar ki biz öyle kampanyalar yürütürüz ki teşhir kampanyaları mecbur kalırlar. Erken seçim kararına doğru Türkiye'yi götürürler. Bunun için uğraşırız. Sayın Demirtaş tehdit mi ediyorsunuz? Açıkça demokrasiyle tehdit ediyorum hükümeti evet. Demokrasiyle tehdit ediyorsunuz. Evet. Yeni bir kavram bu. Dünyada var mı bir eşi benzeri bilmiyorum.
Şimdi Abdullah Öcalan HDP projesini ilk ortaya attığında Sarı Süreyya Önderi ben 5'te 1 kay almıştım. Ya demiştim, sen ilk geçenlerden birisin, BDP'den HDP'ye geçtin. Niye BDP'yi bıraktık, BDP'ye geçtin? O da bir durdu şöyle, vallahi bilmiyorum dedi. Ama şimdi görüyoruz ki biraz resim netleşmeye başladı. Tabii. BDP'nin geldiği orijin ve kendi geleneğin geldiği orijinde daha etniste, Kürt milliyetçiliğinin derin damarı üzerine kurulu bir siyaset vardı. Şimdi siz bunu biraz daha açmaya çalışıyorsunuz. Abdullah Öcalan da zaten HDP projesini ilk ortaya koyduğunda hatırlıyorum, bu cümleleri kurmuştu. Yani biz farklı çevrelere ulaşmalıyız, farklı yerlere gitmeliyiz. Peki madem farklı yerlere gideceksiniz, Gezi'de neredeydiniz? Gezi olaylarında neredeydiniz? Çünkü en büyük eleştirilerden bir tanesi bu, gelen eleştirilerden. Ve bu farklı kesimlere nasıl ulaşmayı hedefliyorsunuz siz? Nasıl ikna edeceksiniz bu partinin üzerinde Abdullah Öcalan'ın tek adam gölgesinin olmayıp gerçekten demokratik bir parti ve yapı içinde olduğunu? Biz birçok soruyu iç içe sordunuz tabii ki böyle. Tek tek başlıyor. Hiçbirini atlamadan cevaplamaya çalışayım. Evet, BDP ve önceki gelenekler HDP gibi bütün Türkiye toplumsal kesimlerini kapsamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Yani ben Kürt Milliyetçisi Parti demiyorum. Milliyetçi damar da vardı içinde elbette ki ama ağırlıklı bir sosyal demokrat kimlikle yürümeye çalıştı o partiler. Fakat Kürt etnik kimliği ciddi bir şekilde baskı, asimilasyon, inkar tehdidi altındayken bunu bir kenara bırakarak yokmuş gibi davranarak da siyaset yapılamıyordu. Bu %100 aşılmasa da önemli ölçüde bence belirli bir noktaya getirildi. Getirilmesi zorluklarla, mücadeleyle de olsa başarıldı. Şimdi bu noktadan sonra artık çok özür dilerim. Bütün bu kimliklerin, inançların eşitliği üzerine, adil birlikte yaşamı üzerine yeni bir siyaset imkanı doğdu. Siz bu saatten sonra eski tarzda ısrar ederseniz kaybedersiniz. Deniyor ya hep, neden Kürt kimliğinin bu kadar altını çizdiniz? Hep şöyle de cevap veriliyor ya, 90 yıl boyunca üstü çizildiği için bir müddet altını çizmek zorunda kaldık. Şimdi bütün kimliklerin altı eşit derecede çizilsin ama hiçbirimiz de kimlik siyasetini öne çıkarmayalım. Daha çok yoksulların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, çevre haklarının, temel demokrasi başlıklarının savunulduğu sol bir politikayla Türkiye ezilenlerini birleştirelim diye bu projede buluştuk, birleştik. Ve Sayın Öcalan dediğiniz gibi tam da hani Türkiye'yi bölmeye çalışan bir bölücü lider yaftasının yapıştırılmaya çalışıldığı kişi, Türkiye'nin gerçek çimentosunun nasıl olması gerektiği konusunda oradan ciddi bir destek sundu, katkı sundu. Kürt hareketinin, PKK'nın lideri olarak, Kürtlerin sahip çıktığı önemli bir lider olarak işte Türkiye böyle bir arada yaşayabilir diye önemli bir motivasyon yarattı. Onun yapmış olması da çok önemlidir bizzat. Bölücü başı denilen, bu yafta yapıştırılmaya çalışılan bir insanın Türkiye'de en büyük birleştirici pozisyona katkı sunması, destek olması, hatta öncülük yapması bence çok muazzam bir şeydir. Bu Türkiye'yi korkutması gereken değil, işte Türkiye'nin sahiplenmesi gereken, hepimizin sahiplenmesi gereken motivasyondur diye düşünüyorum. Onun ötesinde madem ki hep birlikte olacaktık, Gezi'de neredeydiniz? Gezi ile ilgili haklı haksız bize eleştiriler yapılıyor. Hani bu süre zarfında anlatmaya da çalıştık işin doğrusu. Fakat hiç kimse bize Gezi'de yoktunuz dememeli, diyememeli. Gezi'nin başlangıcından son gününe kadar parti teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, evet, gençliğimizle, kadın örgütlerimizle, Sırı bayrağımızla, flamamızla bizler oradaydık. Gezi direnişinin içindeydik. Talepleri sahiplendik. Bu konuda bizim kadar açıkça talep sahiplenebilen Türkiye'de hiçbir meclis grubu olan parti de olmadı. Dönüp o yıllara, haftalara, grup konuşmalarımıza bakılırsa bu çok daha iyi anlaşılır. Yani çarpıtmalarla bence meseleye yaklaşılmamalı. Gezi direnişini sonuna kadar biz sahiplendik, taleplerini sahiplendik ve Gezi direnişinin içinde olan örgütlerin önemli bir kısmı zaten HDP'nin şu anda kurucu üyesidir. Sol sosyalist hareketlerin çok önemli bir kısmı. Bir kısmı da Haziran hareketinde birleşmiş durumda. Belki şu seçimde ittifak yapamadık ama mücadele birliği konusunda önemli bir noktada bir arada yürüdüğümüz arkadaşlarımız, yoldaşlarımız olarak duruyorlar. Siz diyorsunuz ki bir Türkiye Partisi'yiz artık biz. Yani hep öyleydik. Vallahi ama farklı bir perspektiften bakıyoruz. Tek Türkiye Partisi'yiz diyorum. Türkiye eğer Yaşar Kemal'in, rahmetli büyük ustanın da dediği gibi bir renkli çiçek bahçesi ise, ki öyledir,
şu anda tek renkli çiçek bahçesi olan parti HDP'dir. Evet. Programıyla, içindeki kişilerle, söylemiyle tek Türkiye'nin partisi biziz. Yani geri kalanlar tek renkten oluşan tekçi partilerdir. Biraz daha şu perspektifimizi genişletelim. Hep siyaset, hep çözüm süreci konuşuyoruz. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı arasında bir ekonomik kriz yaşanıyor. Sizce bu doların tutulması için ne yapılmalı? Ya da ekonomiyle ilgili şu anda atılması gereken acil adımları nasıl görüyorsunuz? Çok özür dilerim. Bir defa birinci olarak Cumhurbaşkanı'nın konuşmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça faiz düşse düşmese Merkez Bankası'na müdahale doların yükselmesine bir defa yol açıyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı isteyerek mi yapıyor? Doları yükseltmek için mi yapıyor? Bilemiyorum. Niye yapsın? Yani kendisinin ne kadar doları var? İşte mal beyanında falan dolarları görüyorduk. Ama 15 bin değer dolar mi onun için yapmaz için herhalde. Yani. 16 bin dolar kazandı diyorlar. Bir cumhurbaşkanına yakışmaz 16 bin dolar için. Yani para o kadar mı bilmiyoruz tabii ki. Fakat herhalde onun için yapmamıştır. Yani size katılıyorum. Eğer şu önümüzdeki seçim dönemindeki 3 ayda faizleri biraz düşürtüp özellikle inşaat sektöründe bir canlılık yaratmayı, faizler düştü diye insanların konut alma isteğinin veya kredi çekerek konut edinme isteğinin artırılması, bu şekilde piyasanın biraz canlandırılarak işte inşaat işçisinden patrona, işverene kadar herkesin cebi birazcık para görsün de para piyasada dolaşsın da seçim öncesinde bir rahat edelim diye düşünüyorsa seçim sonrasında büyük bir felaket bizi bekliyor demektir. Çünkü böylesine bir kısa dönemli hatalı politikayı Tansu Çiller döneminde Türkiye yaptı. Kısa dönem için popülist bir politikaya sarıldılar ve sonrasında Türkiye'yi biliyorsunuz tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya getirdiler. O nedenle Merkez Bankası üzerinde ve ilgili bakan üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın baskısı doğru bir şey değil. Evet, Türkiye 3 ay içerisinde kurtulmaz, kurtulamaz da faizlerin bu o kadar ciddi oranda düşmesi de çok mümkün görünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarcı olmaktan vazgeçmesi lazım. Seçime kadar Türkiye bu şekilde gitsin. Seçimden sonra zaten biz geldiğimizde Türkiye'de daha sol bir ekonomiyle, sol bir politikayla biraz daha hem sermayenin tabana yayıldığı hem gelir dağılımında adaletin sağlandığı bir modelle biz piyasayı rahatlıkla canlandırabileceğiz. O modeliniz var mı? Şüphesiz ki yani biz hükümet programımızı açıkladığımızda solun bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca açıkladığı en gerçekçi sol ekonomik politikalar Türkiye'nin gündemine girmiş olacak. Yeni isimler var mı? Yeni ekonomistler konuştuğunuz, adaylık teklifi götürdüğünüz yani onlardan gelen? Adaylık düzeyinde de tabii ki arkadaşlar var ama çok güçlü bir akademisyen grubuyla, ekonomist, iktisatçı grubuyla bütün bu çalışmaları yürütüyoruz. Yakın zamanda bunlar netleştikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Reklam şirketinizi belirlediniz mi? Kimle çalışacağınızı? Önümüzdeki pazartesi günü yapacağımız toplantıda resmi olarak belirlenmiş olacak ama çok sayıda gönüllü katkı sunmaya hazır reklam şirketi var. Reklamcı var, iletişimci var. Tamamı yani sadece bizimle profesyonel ilişki kuracak olan değil. Bütün reklam şirketleri şu anda biz HDP'ye gönüllü olarak tek bir kuruş almadan katkı sunmak istiyoruz diyorlar. Biz bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şaşırıyor musunuz bu ilgiyi görüp? Valla bizi çok şaşırtmıyor çünkü Türkiye'de bu açlığın, boşluğun çok farkındaydık. Biz de onu hissediyorduk çünkü bunu sadece başkaları için yapmıyoruz. Bizzat aynı mutluluğu, heyecanı ben yaşıyorum, arkadaşlarım yaşıyor. Dolayısıyla bir reklam şirketinin, iletişimcinin bu heyecanı yaşamasını çok iyi anlıyorum. Onlarla aynı durumdayım çünkü. Ben de aynı heyecanla çalışmalara dahil oluyorum. Kadir İnanır'a teklif götürdünüz mü? Böyle farklı isimlere teklifler götürdünüz mü? Nasıl değil? Konuştuk kendisiyle. Valla kendisi hani HDP'yi memnuniyetle destekleyeceğini, inandığını bu projeye, barışa katkı sunmak istediğini belirtti ama yani bu kadar emeği olan insan milletvekili olmak için beklerken veya işte olması gerekirken benim gibi son dakikada bu siyasete dahil olmuş birinin ya da siyasi alana dahil olmuş birinin milletvekili olması şık olmaz dedi. Biz de yani çok saygın bir düşünce olarak karşıladık. Kendisi zaten her halükarda barış mücadelesinin içindeyim dediği için aday bu olmayacak, da bize yeterlidir dedik. Aday olacak isimler dedi. Varmış söyleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz. Önümüzdeki hafta tartışmaya başlayacağız. İnanın ki şu anda ne konuşsak spekülasyon olur. Yani çok sayıda başvuru var. Neredeyse 1500'e yakın başvuru var partimize. Türkiye'nin belli yerlerinden mi, bütün kesimden? Ha, bütün kesimlerden var. Bakın çok ilginçtir. Yani çok sayıda başörtülü adayımız var. Çok sayıda Alevi adayımız var. Ermeni adayımız var. Süryani, Ezidi, Türk, Türkmen, Azeri, Caferi, Kürt, Karadeniz'den Gürcü, Laz,
Yani bunları tek tek sormuyoruz. Fakat başvururken ya ben bir Laz olarak ve bir Gürcü olarak bu partiye destek sunmak istiyorum. Adaylı dilekçemi veriyorum diye getiren insanlar var. Bu da bize mutluluk veriyor. Yani demek ki Türkiye bu barış, kardeşlik, birlikte yaşam mesajını çok önemsemiş. Ve herkes bu mesajın etrafında toplanmaya çalışıyor. Bütün o tabloyu, profili gördüğümüzde biz de bundan gerçekten mutluluk, gurur duyuyoruz. Bir CHP'li niye size oy versin? Ya da CHP bir AK Partili niye oy versin? Yani şunu söylemek lazım bir defa. Eğer inançlar, kimlikler, yaşam tarzı, ekonomik sorunlar konusunda tek bir yöne kanalize olmak istemiyorsa ve diğer kimlikleri karşısına alarak, diğer kimliklerle düşmanlaşarak, çatışarak özgürlüğe doğru yürümek istemiyorsa doğru yer HDP'dir. Şimdi CHP, AKP ve diğer partiler insanlara kölelik vaat etmiyor. Hepimiz elbette ki daha fazla özgürlük, demokrasi vaat ediyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz iddiasındayız. Fakat diğer partiler bana oy verirsen seni diğer kimliklere karşı korurum diyor alt metinde aslında. AKP şunu diyor: ey Sünni Müslümanlar, bana oy verirseniz sizi şu Kemalistlere, ulusalcılara, ne bileyim solculara, Alevilere, yani senin gibi olmayanlara karşı koruyacağım diyor. Bende birleş diyor. CHP de tersini söylüyor. Söylemeye çalışıyor ya da. Siz ne diyorsunuz? Biz hepsine diyoruz ki başka bir formül var ya. Birbirinize böyle karşı kamplarda gardınızı alarak, öfke duyarak, kin duyarak, korkarak durmak yerine bir arada birbirinize saygı duyarak, birbirimizle eşit hukuk kurarak aynı anda yaşayabiliriz. Yaşam tarzlarımızı, inançlarımızı, kimliklerimizi koruyabiliriz. Böyle bir formül var diye bir öneri, teklif sunuyoruz. Dolayısıyla bir AKP'linin veya bir CHP'linin aynı anda ve aynı gerekçeyle bize oy verme potansiyeli ve durumu var. Yunanistan'da radikal sol Syriza sizle bir işbirliği mi yapıyor? En son bir ziyaretler oldu ve evet, diyaloglarımız sürpriz bir şekilde iktidara geldiler. Beri diyaloglarımız var. Türkiye'de başka partiler, başka sol partilerin de Syriza ile diyalog ilişkileri var. Önemsiyoruz tabii ki Yunanistan'da bu başarının elde edilmiş olması bence. Yani Avrupa'da İtalya, İspanya gibi yerlerde de başarılarla taçlandırılırsa solun yeniden Avrupa'da güçlenmesine yardımcı olur. Biz de HDP olarak burada başarılı olursak biz de inanıyorum Orta Doğu'ya doğru bir zincirleme reaksiyon yaratabiliriz, etki yaratabiliriz. HDP Türkiye'de iktidar olur mu bir gün? Ben size hiç bu soru olabileceğini düşünüyorum. Yani bu seçimde iyi bir sıçrama, iyi bir motivasyon yakalarsak 2019 seçimlerinde biz Türkiye'de artık iktidara yürüyen bir hareket, bir parti olacağız. Çünkü içimizde çok farklı kesimler birlikte iktidara gideceğimiz için kimsenin korkmasına gerek kalmayacak. Yani ne Kürt, ne Türk korkacak, ne Alevi, ne Sünni korkacak. Çünkü hep birlikte biz iktidara doğru gidiyor olacağız. Bugün bizim bakanlar kurulumuz olsa Türkiye o bakanlar kuruluna baktığında kendini görecek. Yani herkes kendi kimliğinden, inancından, mezhebinden, yaşam tarzından mutluluk duyduğu, temsiliyet noktasında güvendiği insanları bakanlar kurulunda görecek. Tek tipçi bir bakanlar kurulu olmayacak. Böyle bir hükümet kurarsak Türkiye nefes alır, rahatlar. Ama şu seçimde en azından AKP'yi tek başına iktidar olamayacak pozisyona getirirsek bir bakarsınız oradan erken seçim kararıyla 2009'dan önce de biz belki iktidara doğru yürürüz. Buna inanıyor musunuz? Yürekten söylediğinize. İnanıyorum. Pek inanıyor inanıyorum. Gibi gözükmüyorsunuz. Bülent Arınç gibi kaş mı okudunuz, göz mü okudunuz? Bunu bakın ben başarırım demiyorum. Yani böyle bir hataya düşmeyeceğiz. Yeni bir lider yaratma, yeni bir tek birey üzerinden yeni bir Tayyip Erdoğan yaratma yanlışına, hatasına düşmememiz lazım. O yüzden kolektif iktidar, kolektif egemenliği anlatmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Yani Türkiye'de sol neden hep yenilmeye, muhalif kalmaya, hep kendini işte talep eden pozisyonda düşünüyor ki? Sol dediğimiz nedir? Yani bir defa o kadar yanlış anlatıldı ki uzun yıllarca, solcu olmak için bir defa inançsız olmak lazım diye tanımlanmaya çalışıldı. Yani solcuysan kardeşim Allah'a, kitaba inanmazsın, hiçbir dine, hiçbir mezhebe inanmazsın. İşte materyalist bir bakış açısıyla ateizmi birleştirirsin. Böyle bir şey yok ya. Sol bir ekonomik politikadır. Ekonomi politikası önereceğiz biz. Bu bir efendim Hristiyan içinde bir başı kapalı Müslüman, bir Alevi, bir Süryani ezidi içinde geçerli sol bir politikadır. Bunu doğru ve inandırıcı bir, gerçekçi bir programla anlatırsak Türkiye'de sol ilk defa iktidara gelmiş olacak. Çünkü geçmiş dönemlerde iktidara gelenler
sol politikayı uygulayamadılar. Bu nedenle kaybettiler. Eğer başarılı olursak, sol politika Türkiye'de hayata geçerse, ne işsiz, ne taşeron işçisi, ne iş cinayetleri, ne çevre katliamları, ne kadın katliamları yaşanmayacağı için ne insanlar başörtüsünden, ne cemevinden, ne de yaşam tarzından dolayı sorgulanmayacağı için o sol Türkiye'de uzun yıllar iktidarda kalacak. Bunu ben başaracağım demiyorum, yani bu yanlış anlaşılmasın. Ben buna inananlardanım, bu olsun diye uğraşanlardanım. Evet. Selahattin Bey, en son ne okudunuz? Kitap okuyor musunuz? Fırsat buluyor musunuz? Ya bu ani sorular karşısında çok hazırlıksız oluyorum. Çok sayıda kitap var elimde. Çantamda bir tane var. Ne var? İşte, çantanızda kitap ne? Galiba Ecel Temel Kur'an'ın gönderdiği kitabın ismi neydi? Devir. Bilmiyorum. Devir miydi adı? Devir sanırım. Yanlış şey yapmış olmayayım. Sağ olsun imzalayıp gönderdiği bir kitapta o var. Ama arabada başka bir kitap var. Buradaki Ankara'daki makam aracında. İşte Diyarbakır'dakinde başka bir kitap var. Uçakta okudum belki başka kitap. Evimde başucumda başka bir kitap var. Ankara'da başucumda başka. Ne? Hangi kitapları hiç söylemiyorsunuz? Yani bunların tamamı aslında şeye dönük. Mesela Orta Doğu'daki İslami hareketleri okuyorum. Evet. İsrail sözlüğünü okuyorum. Anlamaya çalışıyorum orada ne oluyor, ne bitiyor diye. İran'ı okumaya çalışıyorum. Efendim Suriye'yi okumaya çalışıyorum. Bunların hepsi ayrı kitaplardır. Ve filme gitme imkanınız oldu mu? Yok. Tamamını ben yollarda bazen şeylerden izliyorum. Televizyon seyrediyorum. Bilgisayardan. Çok az, çok çok sınırlı. O tweetleri siz mi atıyorsunuz sosyal medyada? Bizzat ben yapıyorum ama bunları. Ama baş harfleri koymayınca anlaşılmıyor. Koymak lazım, doğru. S de yazınca anlaşılır mı, yoksa üç harfli mi olmalı? Bütün haberleri seyreder misiniz akşam? Aile hayatınız nasıl? Hiçbir haberi izleyemiyorum. Seyredemiyorsunuz. Tamamını yazılı medyadan takip etmeye çalışıyorum. Çok önemli bir konu olduğunda arkadaşlar videosunu bana gönderiyorlar. Oradan bakabiliyorum. İnternete giriyor musunuz? Evimizde asla siyaset konuşulmaz. Öyle mi? Ben evdeyken haberler izlenmez. Ben yokken çocukların... Dizi izliyor musunuz? İki küçük kızım ve eşim hem dizi izler hem haber izlerlermiş. Öyle diyorlar. Ben eve geldiğimde televizyon kapanır. Çünkü hani çok kısıtlı zamanımız var. Ve ben galiba onlar için televizyondan kıymetliyim, öyle anlıyorum. Gittiğimde televizyonu kapatıyorlar. Daha çok dolu dolu zaman geçiriyoruz çocuklarla. Kaç yaşında çocuklarınız? Biri 10, biri 7 yaşında. Allah bağışlasın. Derslerine yardımcı oluyor musunuz? Vallahi olmaya çalışıyorum. Eşim öğretmen, bir köy öğretmeni. Halen bir köyde öğretmenlik yapıyor. Çocuklarla da çok ilgileniyor. Yani bütün çocuklarla çok ilgilenir. Fakat ben de zaman zaman eve gittiğimde işte şeyleri, testleri falan önüme koyuyorlar. Çözemediğim sorular oluyor, ilginç. Yani 7 yaşında 2. sınıfta kızım var. Niye bu zor soruları çocuklara soruyorlar diye merak ediyorum doğrusu. Peki Selahattin Bey, çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Sevgili seyirciler, bugün bir turumuzun belki de ilk adayını, ilk HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ı izlediniz. 5N1K'da seçimlere doğru bütün liderleri tek tek ağırlamak istiyoruz. Umarım hepsini karşınızda göreceğiz. Şimdilik Ankara'dan ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.